Bu vlogda sanata doyacaksınız bence. Ama çok güzel dans ediyor. Koleksiyoner topuzu diyeceğim artık ben buna. Benden bu kadar. Merhaba. Bugün günün sonunda çekiyorum bunu ama aslında videonun başı olacak. Bugün sergi gezdik. Gezeceğiz. Çok çok harika bir başlangıç oldu gerçekten. Lök diye başlasın bence. Bu saçımın düğün topuzu gibi olması. Evet, bugün düğün topuzuyla, düğün topuzumla sergiye gidiyoruz. Ay evet, bayağı boya kullanmış. Ben de böyle bir şey yapmak isterdim. Keşke ressam olsaydım. Yetenek. Evet, yetenek olsaydı, aynen. Yetenek. 25-30 sene sonra oluyor bunlar. Öyle mi? Tabii. İçinde katılaşıyor. Bakın böyle mesela yumurtanın alttan bu kabuğudur. Ya, yumurta kabuğu üzerine yaptı canım. Herkes böyle yapar. İçinde yumurta var, sallayınca şey oluyor. Değişik bir buluş geldi. Yani. Bu kaplumbağa bağladı. Tabii kaplumbağanın sırt derisi. Sırt derisi. Yani. Aa öyle mi? Evet. Bu Erzurum oltu taşıdır. Mesela Sedef de büyümüştür aynı zamanda. Görüyor musunuz? Topraktan. Koleksiyoner bir meşhur bir adam varmış. İsmini ben bilmiyorum. Halam biliyor. Halam ressam da. Onunla konuştu falan. Ha, çok güzel ortam ya. Gerçekten kaliteli koleksiyoner olmak istiyorum ben. Gerçekten çok klas bir şey. Çok iyi, aşırı iyi. Neyse, bu düğün topuzu kötü durmadı buraya bence. Gayet iyi yani. Koleksiyonerlere yakışacak. Bir koleksiyoner topuzu diyeceğim artık ben buna. Bunu çok beğendim. Bu eserler keçeden. Evet, bu vlogda sanata doyacaksınız bence. Sergi gezemeyenler için sergi geziyorum. Çok güzel şeyler var ya. Bu resmin önünde fotoğraf çekildiğim için yani göstermem gerekiyordu. Kullandım artık onu. Serap Karadeniz Hanım. Yani tadı fotoğraf bilmiyorum. Bazen değişiyor öyle şeyler. Şimdi gezdiğimiz için halamı kaybettik. Onu bulmamız lazım. Halamın resminin olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Benim yön durduğum var. Ben seni götürüyorum. ben tek olsam herhalde hayatta bulamam. Bal peteği ne yapmış? Çok değişik. Ressam halam Zuhal Neccar. Zuzu olarak geçiyorlar da. Ve eserim. Dans edeceğim. Ama çok güzel dans ediyor. Çok hava eğilimli. Benden bu kadar. Daha halamın resmi. Hadi ben de oynayayım önünde bari. Resmin önünde çünkü oynamamız gerekiyor. Çok güzel oldu. Geçen de bir ne oynadık biliyor musun? Burada öyle mi? Bayağı bu sergiyi disco gibi kullanıyorlar. Ne yapsınlar? İnsanlar diskoya gidemedik. Mekanlar kapalı olduğu için. Dalgadan hani. Hazır bir araya gelmişken. Yani. Biz buraya oynamaya gelmişiz. Kırmızı nokta olunca satılmış demek oluyormuş. Ellettirmiyorlar. Bu ne kadar başarılı. Çok güzel. Kağıttan ya. Çok başarılı. Çok iyi. Artık dönüyoruz sergiden. Bir şey değil mi? Çok güzeldi.
çok yani 5 günde artık ben bu videoyu attığımda kaçıracaksınız ama mesela biz geçen sene gitmedik de gerçi. Biz başka sergilere de gidiyorduk mesela işte contemporary falan gibi. Orada genelde yabancılar oluyor mesela. Burada hep Türktü. Hiç ben yabancı görmedim. Gördün mü? Ben çok çok az yani yabancı. Genelde Türkler var. Çok iyiydi. Gerçekten çok keyifliydi yani gezmesi. O kadar uzun zamandır gitmiyoruz ki çünkü böyle sergilere falan. Bok giydim. Artık dönüyoruz. Bayağı yine yorulduk. Zaten sergi gezmeye geldik. Yani sergi geziyorsanız önceden beri müze falan da aynı şekilde aslında bence. Hele de böyle her şeyi görmeye çalışan bir insansanız ki ben öyle bir insanım. Nisa da öyle bence. Değil mi? Banu'yla Mehmet gibi olmaz. Ne? Onu... Banu berber olmuydu kızım. Aynen. Berber. Öyleyseniz çok yoruluyorsunuz tabii ki. Bot giydim ama yine de rahattı aslında botum ya. Rahatsız etmedi. Artık ayaklarım ağrıdı gerçekten. Ve başım. Şu topuz, şu düğün topuzum artık i̇şte diyor ki aç. Bırak beni, sal beni diyor yani. İşte kanka anladın şu anda halden. Evet gerçekten yani zor yani. Her gün böyle gezilmez ya. Ki ben saçımı topuz yapabilmek için uzattım. Yani uzun bıraktım. Ama biraz fazla uzun olmuş. Çünkü artık böyle topuz çok lök lök duruyor. Kocaman duruyor. Ya o bazıları öyle dedi ama öyle değilmişti aynı zamanda. Aşıdan bahsediyoruz da. Belki aşı oluruz biz de artık. Zamanımız gelirse. Umarım yani. Hatta ama böyle şey olsa keşke. Herkes yaz tatiline çıkmadan önce aşılanmış olsa. Bu şeydeki gibi. Reklam yaptılar ya aşılıyım ben falan diye. Onun gibi. Evet, keşke olsa. Ay başım çok ağrıdı. Hemen eve gideyim şu topuzumu açayım artık. Gerçekten. Evet artık Nisa beni vapura bıraktı. Gidiyorum. Güle güle Nisa. Bay bay.